Hakan Bey nasılsınız? Allah'ım olsun, çok iyi. Maşallah Hakan Hocam meşhurdur. Maşallah. Maşallah. Osmanlı delikanlıdır. Allah razı olsun. Maşallah. Yani duyuyoruz ünlü olduğunu, maşallah takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Kardeşlerine gıptayla bakıyorlar yani. Maşallah. Evet. Dinliyorum. Akit TV muhabiri Adnan Sular. Görebiliriz. Bir inşaatta ağaç kesildiğine dair haber yapmaya gittiği yerde oradaki görevliler tarafından dayak yemiş. Ne zaman? Yeni bir haber. Ya bunların hayatı hep sopa yemekle geçiyor ya. Öbürü sopa yiyor, o sopa yiyor, öbürü ağlıyor. Çok hareketli bir hayat tarzları var ya. Bugün olmuş. Efendim? Bugün olmuş. Bugün evet. Kimi trene biniyor. Tren yolculuğu yapıyor. Dehşete kapılır ya tren. Ya dedim, trencilik oynuyor musunuz dedim. Kendini yerden yere atıyor. Evet, dinliyorum. Arkadaşlarımız dün Haliç Kongre Merkezi'nde katıldıkları Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreninde Siyer Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Kaya ve yazar Ahmet Mercan ile sohbet imkanı buldular Adnan Bey. Kendilerine A9 televizyonu davetiyesi verip kitap hediye ettiler. Resimde gördüğümüz Mehmet Kaya, Siyer Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Kaya ve yazar Ahmet Mercan. İyi, güzel olmuş. Tabii yine de hani millet kimsenin dayak yemesini istemeyiz. Yani her şeyin demokratik usullerle hallolmasını isteriz. Tabii. Ama bunlar da her yerde bir dayak yeme faslından geçiyorlar. Bunda bir gariplik var. Yani hep bakıyoruz yerlerde yatmış, yok serum takılmış bilmem ne falan. Bir acayiplik var. Ama hiçbir zaman için tabii tasvip etmiyoruz. Biz kimsenin sopa yemesini falan istemeyiz. Her şeyin demokratik, bilimsel ve akılcı yollarla hallolmasını isteriz. Evet. Dinliyorum. Sizce ileride Türkçe dünya dili olur mu? Olur. Olur. Mehdiyet devrinde olur. İnşallah. Mehdiyet. Türkçe güzel, kibar bir dil yani, rahat bir dil ve kolay bir dil Türkçe. Evet. Aslında abartıyorlar, zor falan atıyorlar, öyle bir şey yok. Okuması yazması aynı bir kere. Evet, aynı. 300 kelimeyle falan çok rahat konuşulabilir. Evet. 300 kelime falan olsa. Ya, gramere falan da yok ihtiyaç olmuyor. Tarzanca çok rahat konuşuyor. Ben var, olmak falan diye. Ne demek istediği hemen anlaşılıyor yani. Yani illa yani düzgün konuşması şart değil. Evet. AK Parti öncülüğünde toplanan 350 kişi 200 araçla Zeytin Dalı harekatındaki askerlerimizi desteklemek için kilise geldi Adnan Bey. İçlerinde 105 yaşında olan Zeynep Belgeci teyzemiz de 11 küçük baş hayvanı askerimize hediye etti. Zeynep Belgeci teyzemiz, Rabbim askerlerimizi korusun, Allah ülkemize huzur ve mutluluk versin, Allah'ım tüm askerlerimize yardım etsin diye dua etti. 105 yaşında maşallah. Allah daha da uzun ömür versin. Çok iyi bir anne maşallah. Maşallah. Ya kardeşim bak gene söylüyorum. Bütün olay Tayyip Hoca'yı iyi desteklemede. Evet, evet. Ona çok dikkat edelim. Ondan gerisi kolay. İnşallah. Adamların derdi günü o Tayyip Hoca. Bak mesela bu darbeciye bakayım, o da kafayı ona takmış. Bütün darbeci takımının kafayı taktığı kişi o. Evet. Bütün gücümüze desteklersek bunlar şeyin üstüne oturur.
Yani sırtının üstüne otururlar yani. Evet, dinliyorum. Kur'an anadolu yaşamak mutlu eder mi? Bir daha. Kur'an anadolu yaşamak mutlu eder mi? Yakışıklım, ben ne görüyorum, sen bayağı güzelsin ve çok çok yakışıklısın. Allah seni cennetiyle şereflendirsin, cemalullah ile şereflendirsin. Çok da nurlu yüzün maşallah. Kur'an'a uygun yaşamak zaten mutluluğun tek yoludur. Bunun dışında mutlu olmak imkansızdır. İsra suresinde Cenab-ı Allah bu konuyu vurguluyor. Şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz diyor Allah, bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Allah'ın bu güzelliği bu şekilde vurguladığını Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla çok hayatidir bu. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olurun anlamı da budur. Yani Kur'an'la, zikir Kur'an'dır. Zikir denen Kur'an'dır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani Kur'an okumak ve Kur'an'ı yaşamakla insan mutlu olabilir. Yoksa onun dışında bir mutluluk olmaz. Ferahlık olmaz. Sürur olmaz. Ama candan Allah'ı sevmek çok önemlidir. İçten ve candan. Evet, dinliyorum. Yavrum kedimiz var. O bir şeyler yapmak istiyor anne sen öğrendikten ama olduğu kadar artık yani. Bu adamlar akitçiler her yerde bir dayak yeme ortam meydana getiriyorlar gibi geliyor bana. Bu provokasyon da olabilir. Ben onların o provokasyona yatkın kişiliklerine dikkat çekiyorum. Yani sonra da yere yatıyorlar falan, serum merum bağlatıyorlar. Ambulans falan çağırıyorlar. Yani bu bir tanıtım yöntemi olabilir bunların. Bir gariplik var. Her yerde bu şekilde oluyor. Bak nereye ister bunu yapıyorlar. Evet, tamam. Evet, dinliyorum. AK Parti MHP ittifakını eleştiren Meral Akşener konuyla ilgili şunları konuştu. Adaletin cenaze namazı kılındı. Hakimlerin korkutulduğu bir süreçten geçiyoruz. Meclis fiilen ortadan kalkmıştır. AK Parti grubunu oluşturan milletvekillerinin iradesi yoktur. Tek bir kişiye bakıyorlar. Her bir konuda en küçük şeye karar veren bir kişiyle yollarına devam ediyor. Bunun adı tiranlıktır, diktatörlüktür. Olur mu öyle şey? Mantıksız, makul görmediğim bir şey olduğunda eleştiriyoruz AK Parti'yi. Yani mantıksız bir şey varsa söylesin. Tabii. Biz de burada anlatalım. Bir kere mahkemelerin, hakimlerin moralini bozmaya çalışmak çok çok ayıp. Evet. Darbecilere ceza veriliyor. Vay efendim, adamın orası şişmiş, burası kabarmış. Evet. Yok bilmem neresinde spaz meydana gelmiş. Bunlar çok kızdırıcı hareketler ve çok münasebetsiz hareketler. Hakimler dosya üstüne bakıp samimi kanaati neyse onu söylüyor. Evet. Yani hakimleri hırpalamaya kalkmanın bir yolu yok. Evet. Bir anlamı yok ve çok büyük bir hatadır bu.
hakimlerimize güveniyoruz, savcılarımıza güveniyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Yani ne yapsın hakim? Sussun mu, vaz mı geçsin? Ne istiyorsun yani? Polis görevini yapıyor, mahkeme görevini yapıyor, savcı görevini yapıyor. Hatalı bir şey olsa söylesin, hem buradan yayınlayalım, anlatalım. Ha, hiç olmuyor demiyorum. Ufak tefek şeyler oluyor. Biz görüyoruz. Ama bu her dönemde oluyor. Yani ilk defa olan bir şey değil. Olduğunda bir üstü var, bir üstü var. Gereği yapılır. Ayrıca düzeltiyorlardı. Bir mor beyinliği bir şey olmuştu. Baylokur yaymaya çalışmışlar FETÖ'cüler. Sonradan bunları serbest bıraktılar. Ortaya çıkınca inşallah. Düzeltiyorlar hatalarını. Bir daha. Hata yapıldığında sonradan da düzeltiyorlar ortaya çıktığında. Baylok'u yaymaya çalışmış FETÖ'cüler masum insanların telefonlarına. Ya hakimler geceli gündüzlü çok zor bir görev bu. Evet. Hayatlarını ortaya koyarak, bir de hakimlerin koruması falan da yok birçoğunun. Allah için hizmet ediyor bu insanlar. Evet. Vatanı milleti korumak için, adaleti tesis etmek için. Sen ne diyorsun? Mahkeme görevini yapmasına getiriyorsun. Polis görevini yapmasına getiriyorsun. Ne yapalım? FETÖ'ye teslim edelim vatanı. Evet. PKK'ya teslim edelim. İngilizlerin devletine vatanı teslim edelim. Böyle bir şeyin olması asla ve asla mümkün olmadığına göre, evet, evet, biz onlara teslim alırız. Evet. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. İnşallah. Yani kimse hakimlerin moralini bozmaya kalkmasın. Evet. Kimse polisin, askerin moralini bozmaya kalkmasın. Buna müsaade etmeyiz. İnşallah. Varsa çözüm söylesin. Çözüm yoksa konuşmasının bir anlamı yok. Tabii. Varsa bildiği iyi bir çözüm çıksın ortaya. Evet, dinliyorum. Gerçek Atatürkçü bir genç nasıl bir ahlaka sahip olmalıdır? Aslanım benim, güzel yüzlüm, abisinin aslanı, nur yüzlüsü. Allah senin ömrün uzun etsin. Seni cennetiyle sarsın. Cennette de Allah kardeş etsin. Atatürkçü bir kere ne yapacak? Devletin bölünmez bütünlüğünü savunacak. Devleti, milleti bir bütün olarak muhafazaya gayret edecek. Modern olacak, aydın olacak, sevgi dolu olacak. Sanatı, estetiği, güzelliği, sevgiyi, samimiyeti savunacak. Batı medeniyetinin aydınlığını en fazlasıyla alacak ve onları geçmeye gayret edecek. Sanatta en ileri gitmeye çalışacak. İnsana çok değer verecek, fikre değer verecek. Çok okuyacak, çok araştıracak, kültürlü olacak, nezaketli olacak, şık giyinecek, güzel giyinecek. Bulunduğu yerler güzel olacak, evi güzel olacak, sokaklar güzel olacak. Sokakların bile güzelliğinden kendini sorumlu hissedecek. Devlete, millete, askere yardımcı olacak. Türkiye'ye güzelliğin, gücün, barışın, iyiliğin gelmesi için var gücüyle gayret edecek ve Türkiye'nin lider ülke olması için, kızıl elma için var gücüyle gayret edecek. En azından böyle. Allah'a, dine, mukaddesata çok sadık olacak. Kur'an'ın yeterliğine inanacak. Modern Müslüman anlayışını savunacak. Aynı Atatürk gibi. Rahmetlinin yolu oydu. Modern Müslümanlıktı. Bağnazlığa, şiddete karşıydı. Atatürkçü gencin ilk planda yapacağı güzellikler bunlardır. İlk musiki muallim mektebini Atatürk açmıştı. Ya kardeşim, her türlü hayır ve güzellik Atatürk'le başladı. Nereye baksa her hayrın başı o. Nereye baksın? Atatürk'ü muhalif olmak güzelliğe muhalif olmaktır. Evet, evet. Akla muhalif olmaktır. Görgüye muhalif olmaktır. Kaliteye, sanata muhalif olmaktır. Atatürk'ü anlayamamak demek, kendini de anlayamamak demektir. Vatan, milletini seven bir insan Atatürk'e vefa göstertir, sadakat göstertir, saygı göstertir. Böyle değerli hizmet etmiş muhteşem bir insanı hakkıyla takdir eder. Evet. Ve etmelidir. Evet, dinliyorum. Atatürk hemen her ilde balolar düzenletti. Balolarda mutlaka danslara kendisi de katıldı. Operaya destek vermek için 1930'da İstanbul Opera Cemiyeti'ni kurdurdu.
1927'de İstanbul'da tiyatro eğitimini başlattı. 1931'de şehir tiyatrolarını açtı. Atatürk heykel sanatına da çok önem veriyordu. 1929'da Cumhuriyet'in ilk sanatçı topluluğu Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kurdu. Ya şu güzelliğe baksana, şu kaliteye baksana. Şu şıklığa bak ya, şu klaslığa bak. Bir evvene gel bakayım. Efeleri görüyor musun? Atatürk de kabadayıydı, kabadayıları severdi, efeleri çok severdi. Atatürk sinemaya gidip filmleri de takip ediyordu. Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıp yürüyerek Taksim'deki sinemaya gidiyordu. İyi bak. Gayet güzel. Tam salon delikanlısı. Hem İngiliz saray terbiyesi vardı, hem Osmanlı saray terbiyesi vardı. Klaslı kalite Atatürk'ün ana umdelerindendi. Atatürk diyor ki rahmetli, bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur diyor. Sanat olmadı mı hakikaten ne güzellik kalıyor, ne kalite kalıyor. Sokağa çıktı mı anlamsız yüzler, mat suratlar, kapanmış bir akıl. İslam ülkelerinin birçoğu öyle, Mısır'a git öyle, Afganistan'a git öyle. Sanat, estetik hiçbir şey kalmamış. Atatürk'ümüzün ne kadar şık olduğunu gösteren bazı fotoğraflar var. Nasıl? Ya kardeşim şu şıklığa bak ya. Şu klaslığa bak. Yaklaştır bakayım. Bak detaylara dikkat. Şu kravatın tuşu, mendilin güzelliğine bak ya. Ceketin kumaşına bak sen. Kahve fincanının kibarlığına, inceliğine bak. Ve kahve içmekteki nezakete bak. Oturuş, klaslık. Sandalyenin seçimi. Sehpa, her şey çok güzel. Sehpanın minderine varıncaya kadar bak, hepsini ince ince düşünmüş. Her yönden yakışıklı. Olur olur, o dediğimiz gibi yapalım, hemen bitirelim, halledelim. O. Evet, dinliyorum. 2023'te nerede olacaksınız? Nerede olacağım? Burada oluruz. İnşallah. İstanbul terk edilmez. İnşallah. Atatürk diyor ki güzel sanatlarda muvaffak olmak bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Hakikaten hepsi çöküyor. Evet. Bak Irak çöktü, Suriye çöktü, Libya çöktü. Buralarda sanat kalite yoktu. Evet, evet. Sanatın kalitenin olmadığı her yer çöküyor. Evet. Sanatçısı olmayan her yer çöküyor. Bak Afganistan da çöktü. Evet. Yemen de çöktü. Sanatı, sanatçısı, sanat anlayışı olmayan her yer yerle bir oluyor. Çünkü sanat Allah'ın güzelliği demektir. Sanat yoksa güzellik yoktur. Güzellik yoksa sevgi de yoktur. Güzelliğe önem verilmiyorsa sevgiye de önem verilmiyor demektir. Sevgiye önem verilmeyen her yer çöker. Allah esirgesin. Atatürk'e diyorlar ki rahmetli, efendim diyorlar, sanatçı misafirlerimiz müsaadelerinizle elinizi öpüp ayrılmak istiyorlar diyor. Atatürk de rahmetli diyor ki yaverine, ne münasebet efendim, olur mu öyle şey? Sanatçı el öpmez, bilakis sanatçının el öpülür diyor. Kibarlığa bak ya, kaliteye bak, klaslığa bak yani. Hep efendimle konuşuyor Atatürk zaten. Ve tam salon delikanlısı, yani nezaket, kibarlık, muhteşem. Gelenekçi yobazların uslubuna bak.
bir de Atatürk'ün kibarlığına, nezaketine, hasetten kuduruyorlar bir kısmı. Tabii gelenekçi yobaz derken hepsini kastetmiyorum. Bir kısmı zavallı, yani insan acıyor onlara. Bir kısmı hakikaten iyi niyetle o kafada olmuş oluyor. Onları da kurtarmak lazım. Rahmetli Atatürk diyor ki, din insanların gıdasıdır. Din, İslam. İnsanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. Boş bir kütük gibidir diyor. İnsana hüzün verir diyor. Bu da Atatürk'ün dine ne kadar önem verdiğini açıkça göstertiyor. Evet. Münafığa çok dikkat etmek lazım. İslam ülkelerinde münafıklar çok büyük bela. Tayyip hocamın da etrafında münafıklar kol geziyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Münafık kendini namuslu, aklı başında İslam için yaşayan birisi gibi göstertir. Halbuki şeytani bir şeriatı oyar. Şeytanın şeriatını oyar. Kur'an'ın %95'i yoktur münafıkta. Ana konu Müslümanlarla mücadeledir münafık için. Münafık ayetleri de Müslümanlarla mücadeleye göre yorumlar. Evet. İslam'la mücadeleye göre yorumlar. Allah için değil mesela gezdiğinde, keyfi için gezer. Evet. Müslüman öyle değildir. Atatürk diyor ki rahmetli, benim kanaatim diyor, bence dinsizim diyen herkes mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkanı yoktur. Dinsiz kimse olamaz diyor. Başka. Mümkün değil diyor. Başka. Doğru söylüyor. Evet. Bütün dünyanın Müslümanları diyor rahmetli Atatürk, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'i örnek almalı. Bak, tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilir. Bak, zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilir diyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yayını. Urducu Yayınları'da Atatürk. O kitapta. Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve selleme karşı beslenen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korunmakla tecelli edebilir diyor Atatürk'ün. Tayyip Hoca'yı iyi koruyalım. İnşallah. Etrafında çok iyi bir koruma olsun. Hatta hala yanında münafıklar süzüyor. Evet. İngiliz Derin Devleti'nin ajanlarını, MI6'in üst düzey yöneticilerini alıp getiriyorlar. Evet, evet. Homoseksüeller alıp getiriyorlar. Buna bir son verilsin. Milli İstihbarat Teşkilatı önceden araştırma yapsın. Böyle adamları Tayyip Hoca'nın yanına sokmayalım. Evet. Onun abdestli elleriyle homoseksüelin eli el ele tutuşamaz. Böyle bir şey müsaade edilmez. Niye getiriyorsunuz böyle adamları? Kim vesile oluyorsa bunları da araştırsın Milli İstihbarat Teşkilatı. Ve amaçları nedir? Buna bir bakalım. Çocuk tecavüzcüleri, homoseksüeller, MI6'in üst düzey yöneticileri akın akın getiriyorlar. PKK taraftarları. Evet. Komayın bunları Tayyip Hoca'nın yanına. Evet. 24 saat abdestle gezen bir insan ya. Evet. Abdestle eline sen o homoseksüelin elini yine tutturuyorsun. Tabii. Peygamberimiz diyor ki münafıklar Kur'an'ı öğrenirler ve Kur'an'la Müslümanlarla mücadele ederler diyor. Bak, Kur'an'la ilim ehliyle Müslümanlarla mücadele ederler. Rumuzul Hadis sayfa 12. Ümmetim üzerine korkularımın en korkuncu
münafığın Kur'an'la Müslümanlara karşı mücadelesidir. Hakikaten o kokmuş ağızlarıyla, o kirli ağızlarıyla, Kur'an ayetleriyle Müslümanları göğe kendilerince dürüst, akıllı adam gibi göstermeye çalışıyor. Ya hırsızlık var, homoseksüellik var, sapıklık var, namussuzluk var, vicdansızlık var, zalimlik var, yalancılık var, her türlü pislik var. Sanki normal bir adammış gibi çıkıp, Müslümanlar hakkında konuşma yapıp, Müslümanları da kendi derecelerine getirebileceklerine inanıyorlar. Yani o feci duruma Müslümanlar düşürebileceklerini zannediyorlar. Yok, sadece aslanın üstüne gelen kargalar olur. Aslana bazen kene yapışır böyle hayvan giderken, aslan kükre, küçük küçük keneler yapışır. Karga da gelir onun üstünden, onlar keneleri temizler. Münafığın onu da yutar. Karga yutar onu. Münafığın vazifesi orada kargalık yapmaktır. Gelir Müslüman aslanın, yani aslanla ifade eden, o keneleri alıp yutar. Ve aslan tertemiz olmuş olur. Evet.